Arkadaşlar merhabalar. Tam manasıyla geometriye başlıyoruz üçgende açılarla. Yeni yorumlar kazandıracağına inanıyorum size. Lütfen PDF'yi indirin. Hatta çıktısını alın. Benle birlikte gitmeye çalışın. Belli yerlerde durdurun. Önce çözün. Sonra beni izleyin. Bazı yerlerde önce beni izleyip sonra tekrar etmeniz gerekecek. Kaleminiz, kağıdınız olsun yanınızda. Lütfen buna dikkat edin. Böyle olursa daha başarılı olursunuz. Sadece izleyerek olacağına inanmıyorum ben. İzleyerek olması için konuyu biliyor olmanız lazım. Belli soruları da tekrar etmek için izliyor olmanız gerekiyor. Yok, konuyu baştan dinleyecekseniz lütfen PDF'sini indirin. Şimdi x artı y artı z 180 derece, yani üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. Alfa beta teta, yani üçgenin dış açılar toplamı 360 derece. Benim burada asıl önemsediğim mevzu arkadaşlar iki iç bir dış. Ne demek o? Söyleyeyim. İki tane iç açı, örnek x ile y'nin toplamı, üçüncü açının dış açısına eşittir. Yani x artı ile teta'ya eşit. Başka x artı z, bakın iki tane iç açığı burada kalan üçüncü açının yani y'nin dış açısına eşittir. Bundan dolayı da x artı y, pardon, x artı z de beta'ya eşit olacak. Sonra son olarak neresi var orada? Y ve z iç açıları x'in dış açısına eşit. O da ne demek o zaman? Y artı z alfaya eşit arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde. İki iç bir dışı ben çok kullanacağım. Sorularda bir örnekle de göstereyim bakın size. Biraz ortaokul mantığıyla şunu yaptığınızı düşünüyorum. Birçok öğrencim belki yapmayan vardır ama. 20-80. Dış açıyı bulacağız mesela. Tabii ki çok kolay yani. Ama önceden alışkanlık hep şöyle oluyordu. 20-80 daha 100. O zaman iç açılar toplamı 180'dir. Buraya 80 kalır. Burası 100. Hayır, biz böyle yapmayacağız artık. 20, 80, o zaman dış açıya direkt 100 diyeceğiz arkadaşlar. Bunu tabii ki böyle basit bir kısımda söylemek çok anlamlı gelmiyor. Ancak birazdan sorularda göreceksiniz. Harflendirme mevzusunda özellikle ben iki iç bir dışı kullanmanızı isteyeceğim. Şimdi devam ediyorum. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 2, 3, 4 sayılarıyla orantılı olduğuna göre en küçük açı kaç derecedir? Tamam. Bir üçgen orantılı dediği zaman harf verin. K mesela 2K, 3K, 4K. O zaman iç açılar toplamı 180 dereceydi. Yani 9K eşittir 180. K 20'ye. En küçük iç açı hangisi? 2K olan tabii ki. O zaman 40 dereceymiş ilk sorunun cevabı. Gelelim buraya. ABC bir üçgen. 3x verilmiş, 40 verilmiş, 7x verilmiş. Şimdi orada çok iyi dikkat edin bakın. İki iç bir dış kullanmanın tam zamanı. Alfayı bulacağız. Alfayı bulmak için yalnız elinizde açılar yok doğru düzgün. Sadece 40 derece var. Bundan dolayı ne yapacağım hemen? İki iç bir dışı kullanacağım. Bakın iki tane iç açı var burada. 3x ve 40. Bunların toplamı alfanın dış açısı olan 7x'e eşit. Dolayısıyla 40 eşittir 4x'ten. X 10 derece. Haliyle 7x 70 derece. Doğru da açılarda öğrendiğimiz mevzu. 70 ise tamamlayanı 180'e 110 derece olacak. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi. İki iç bir dışın önemi. Şimdi diğer önemli bir mevzu. Harflendirme mevzusu. Doğru da açılarda hafiften birkaç tane soru da denk gelmişti. Bundan sonraki konularda çok gelecek. Özellikle açılarda. Bazen verilen verilerle soruyu hemen bulamayabilirsiniz. Çok fazla da bilinmeyen olabilir. Abartmamak kaydıyla harflendirme yapabilirsiniz. Bu sizi çözüme götürecektir, merak etmeyin. Mesela bu soruda bakın. 110 derece verilmiş küçük üçgende ABD üçgeninde benden gitmiş alfayı istiyor. Ve açı eşitlikleri verilmiş bakın. O zaman biz şu noktalı açıya A diyelim. Buradaki noktalı açı da A olacak. Daha sonra çizgili açı B olsun. Buradaki çizgili açı da B olacak. Dolayısıyla burada şunu fark ettik bakın. Küçük üçgende iç açılar toplamı 180 derece olduğuna göre A artı B artı 110 180 derece, demek ki A artı B 70 dereceymiş arkadaşlar. Bu bize ne faydayı sağlıyor? A artı B 70 ise iki tane A artı B var burada. 2A artı 2B artı alfa da büyük üçgen olduğu için burasının tamamı bakın 180 derece. Zaten A artı B'yi 70 bulduk. O zaman 2A artı 2B 140 derece. Alfaya da 40 derece kaldı. Gördüğünüz gibi harflendirmenin önemi. Bir özelliğimiz var. Tabii ki bu dörtgen ama üçgende karşınıza çıktığı için koyuyorum ben. Bir içbükey dörtgende x, y, z'nin toplamı alfaya eşit. Bunun geldiği yeri hemen size göstereyim. Ne olduğunu görmüş olun. İki iç bir dışın önemiyle alakalı bir özellik aslında arkadaşlar bu. Bakın BD'yi şöyle devam ettirdiğimiz zaman. İki iç bir dış gereği şu açı x artı y olacak. Sonra
Bir iki içi bir dış daha yaparsak x artı y ile z'nin toplamı da alfa'ya eşit. Gördüğünüz gibi geldiği yer aslında önce şu üçgende iki iç bir dış yapmak, sonra da şu küçük üçgende iki iç bir dış yapmaktan geçiyor. Özelliği ama artık bilebilirsiniz. Her seferinde iki iç bir dış yapmanıza gerek yok. Üç tane iç açının toplamı şuradaki dış açıya eşit dörtgende. Haliyle burada tabii ki ne oluyor? 55, 25 daha 80, 40 daha 120 alfanın açısı. Bu soruya bakalım şimdi. Ne verilmiş bize? 46 derece var. İkizkenar bir üçgen var. İkizkenar üçgenden de hemen size bahsedeyim. Derinlemesine bahsedeceğiz ama burada şimdi ne olduğundan. İkizkenar bir üçgende arkadaşlar taban açıları eşittir. Tabandan kastımız ne? Eşit olan iki kenar var. Bu iki kenar eşit. Üçüncü kenarda mecburen taban olacak. Yani burası da taban arkadaşlar. Tabandaki iki açı bu yüzden eşittir. Buraya böyle alfa alfa diyebiliriz. Bu soruda da mecburen neye dikkat edeceğiz artık? 46 derece olduğuna göre tabandaki bu iki açı eşittir. Haliyle 46, 180'den 46'yı çıkarırsak 134, 67, 67 taban açıları. Soruda dikkat edin bir bilgi daha var. AB ile de AC eşit verilmiş. O zaman şimdi ikizkenar üçgen olduğundan dolayı AB ile AC eşitse tabandaki açılar eşittir. Taban neresi? Yine söylüyorum taban BC. O zaman tabandaki açı bakın 67 vardı. Bir 10 daha var. Artık buranın tamamı böyle karalayayım 77 derece oldu. O zaman diğer taban açısı da 77 derece olacak. Böylece 77, 77 daha 154 derece. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olması için alfaya 100, pardon 26 derece kalmış oldu. Şimdi bir soru tipi arkadaşlar. Bu soru karşınıza muhakkak gelecektir. BAC'ye 126 derece verilmiş tamamı. Şu açının. Böyle. Bizden yalnız alfa istiyor. İki tane de ikizkenar üçgen var. Dediğim gibi size çok az bilgi verdiği zaman harflendirmeye muhtaçsınız. Dolayısıyla burada zor olmayan harflendirmeyi yapalım. Nasıl? İkizkenar üçgenleri kullanarak taban açılarına eşit harf verin. Mesela buraya x derim ben. Şuraya da x derim. Şu sağdaki ikizkenar üçgenin şu açısına y diyelim. Diğer taban açısı da o zaman y olur. Böylece bakın dikkat edin ne oldu? 1. X artı y artı alfa 126 derece. Evet 3 tane bilinmeyen var. Nasıl yapacağız? Yok bir şey yapmayacaksınız. Sonra dikkat edin. Büyük üçgenin ABC üçgeninin iç açılar toplamı 126 artı x artı y artı eşittir 180 olduğundan x artı y zaten 54 derece. O zaman x artı y 54 ise bakın alfaya ne kaldı? 72 derece gördüğünüz gibi. Bu şekilde harflendirme önemli olacak. İkizkenar üçgenlerde taban açılara eşit harf vererek devam edeceğiz. Evet hem ikizkenar üçgen var hem de paralellik var. EF BC'ye paralel verilmiş. O zaman hazır doğru da açı bilgimiz tazeyken bakın. Şöyle bir z'yi görelim. O zaman 65 derece. Taban açılar birbirine eşit ikizkenar üçgende 65 derece. 65, 65 daha 130. O zaman diğer tepe açısına da 50 derece kalacak. Böylece ne oldu? C açısı 70 derece olmuş oldu. Benden nereyi istiyor? FAC açısını. E zaten burada da bir tane Z var bakın. Şöyle gördünüz mü? O zaman ne oldu orası da? 70 derece. Yine bir ikizkenar üçgen. Gördüğünüz gibi. AB eşittir AC demiş. BC eşittir BD demiş. Şimdi bir kere büyük üçgenin AB eşittir AC olduğunu söylüyorsa tepe açısı zaten 40 derece. 180'den 40 çıkar. 140 2'ye böl 70. Yani taban açıları 70 70 oldu. Diğerini yazmama gerek yok. Parçalamayalım şimdi. Ve ne demişti bize? BD ile de BC eşit. O zaman hemen bu üçgenin de taban açıları eşit. D açısı da 70 derece oldu. Böylece 70 70 140 geriye tepe açısına 40 derece kaldı. Zaten ikizkenar üçgen olduğu için B açısının tamamı 70 dereceydi. Haliyle alfaya 30 derece kalmış oldu. Bu soruyu lütfen önce kendiniz uğraşın. Durdurun. Sonra benden dinleyin arkadaşlar. Zor bir soru olduğu için değil. Ancak konuda iki iç bir dışın önemini size anlatmam açısından çok güzel bir soru. Dediğim gibi zor değil ama genel yorumlar açısından bu soruyu seviyorum ben, bu soru gibi olan soruları. Bakın şimdi AC ile DC eşit verilmiş. Kendiniz çözerek nereye harf vermeniz gerektiğini bir düşünün. Sonra benim verdiğim harfe bakın. İnşallah örtüşür yaptıklarımız. Şimdi
AC ile DC eşit verilmiş. B açısı 24 derece. Şuradaki DCB ile ACD de eşit verilmiş. Bunları kullanarak BAC açısını bulacağız. Yani şu tepedeki açıyı. Şimdi dikkat ederseniz burada BAC'yi bu istiyor bizden. Oraya ben önce x vereyim. Böyle diyeyim. Mecburen D açısı da x olacak. Sonra iyi dikkat edin. Noktalı açıya y diyorum. Diğer noktalı açıya da y diyorum. Şimdi burada iki tane durumumuz var. Bir, üçgenin iç açılar toplamı 2x artı y eşittir 180 derece yeşil üçgende. Sonra büyük üçgende de burada da ne var bakın? 2y artı x artı 24 eşittir 180 derece. Yani onu düzenlersek 2y artı x 156 derece. Bu arada 2x artı y de 180 dereceydi. Ne yapabiliriz o zaman? X ve y'yi artık bulabilirim. Değil mi? Y'yi götürelim x'i sorduğu için. Eksi 2 ile çarpayım aşağıyı. Böylece eksi 4x, x daha eksi 3x olacak. Eksi 360, 156 daha eksi 204. 3'e bölersek x eşittir 68 oldu. Birinci yoldan bakın. İki tane harf vererek soruyu yaptım. Yalnız şunu söyleyeyim size. Bu kesinlikle fena bir çözüm değil. İki tane üçgenin iç açılarından yararlanarak soruyu çözdük. Ancak ben size güzel bir şey öğretmek istiyorum ekstradan. Bunu kullanabilirsiniz. Bu çözüme siz daha yatkınsınız. Benim istediğimse ikinci çözümden bir şey öğretmek size. Gelin şimdi o ikinci çözümü yapayım ben size. Eğer hedefiniz yüksekse ikinci çözüm mantığına alışmanızı tavsiye ederim. Çok matah bir şey olduğundan değil ama iyi dikkat edin. Harflendirmeyi arkadaşlar ben bu sefer buraya A diyeyim, noktalı açıya. Noktalı açıya A diyerek başlayacağım. Genelde ben harflendirmeye küçük açılardan başlıyorum. Oraya böyle kocaman yazayım da. Küçük açı. Harf verirken arkadaşlar küçük açıdan başlarsanız iki iç bir dış yapma ihtimaliniz artar. Bakın D açısı 24 artı A oldu. O zaman A açısı da 24 artı A oldu. İkizkenar üçgen olduğu için noktalı açı zaten A'ydı. O zaman ben şu küçük üçgende direkt iç açılar toplamı yapabilirim bakın. 48 artı 3A eşittir 180. Haliyle 3A buradan 132. A 44. Zaten A açısı da 24 A'ydı. 24 artı A'ydı. Böylece 44, 24 daha 68 oldu. Bakın daha sade işlemler var. Mavi kısma bakın. Sadece şu işlemi yaptım. Mevzuyu hallettim. Burada kırmızı ve yeşil kısımda biraz daha fazla işlem oldu. O yüzden birinci değil ikinci yolumu kullanmanızı ben size tavsiye ederim. Şimdi bundan sonraki kısımda arkadaşlar ikizkenar üçgenin şu özelliklerine dikkat edeceğiz. Bunun için yalnız diğer videoya geçelim. Diğer videoda ikizkenar üçgenin bu kısmına bakalım. Sonra muhteşem üçlüye geçelim. O kadar önemli bir yerdeyiz ki arkadaşlar. Önemini anlatabilmem için bir an evvel üçgende benzerliğe, dörtgenlere ve çembere geçmem lazım. Ama oraya biraz vakit olduğu için ne kadar önemli olduğunu şimdi kelimelerle anlatmam yetersiz. O yüzden şekle geçeceğim ben direkt. İkizkenar bir üçgende tabana dik indirdiğinizde tabanı ikiye böler. Açıyı da ikiye böler. Yani simetrik olarak şekli sola ve sağa ikiye ayırır. Yükseklik. Bunu her seferinde uzun uzun söylememek için yak diyeceğim ben. Yükseklik, açıortay, kenarortay vardır. Üçgende ikizkenarsa ve tabana dik indirirsek. Şimdi bazı sorularda yalnız size bu yeşille çizdiğim gibi ikizkenar üçgeni vermeyecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde ve burası ve bu şekilde olduğu gibi üçgen ikizkenar olduğu belirtilmemiş. Ama ikizkenar olduğunu anlayacağız. Nasıl? Eğer yükseklik, açıortay, kenarortaydan herhangi ikisi varsa o üçgen kesinlikle ikizkenardır arkadaşlar. Örnek: bir üçgende tabana inen dik tabanı ikiye bölüyorsa, yani hem yükseklik hem kenarortaysa, bir üçgende yükseklik aynı zamanda açıortaysa ya da bir üçgende açıortay aynı zamanda kenarortaysa bu üçgenler arkadaşlar ikizkenar üçgendir. Eksik kısmı biz tamamlayacağız. Yani diyeceğiz ki ikisi varsa üçüncüsü de vardır. Bu geometride çok önemli bir şey. Birazdan anlatacağım yerlerde de olacak zaten. İkisi varsa üçüncüsü de var. Yani yükseklik, açıortay, kenarortay üçlü birleşik parçadır. Eğer bunlardan iki parçasını verdiyse açıortayı söylemese bile sen koy. Yükseklik, açıortay aynı doğruysa kenarortayı vermese bile yine sen koy.
Açı ortay ve kenar ortay aynı doğruysa söylemesine gerek yok. Yüksekliği sen koy. Ve de ki bu üçgen bir ikizkenar üçgendir. İkizkenar olduğunu da sen göstermelisin. Anlaştık mı? Bu şekilde bu çok önemli şekille alakalı birkaç soru çözeyim size hemen vakit kaybetmeden. Bakın şimdi. ADC üçgenine ikizkenar demiş mi? Yo, bakın. BD ile DC'nin eşitliği var. AE ile EC'nin eşitliği var. Ama AD ile DC'nin eşitliği ile alakalı bir şey yok. Yalnız biz bileceğiz artık. Yükseklik aynı zamanda kenarı ikiye bölmüş mü? Şu üçgende bakın dikkat edin. Yükseklik aynı zamanda ne? Kenar ortay. Yani kenarı ikiye bölmüş. O zaman soruda söylemese bile ben bunun açı ortay olduğunu söylemeliyim. Ve demeliyim ki AD ile de DC eşittir. Tamam mı? Bu şekilde bakın AD ile DC'nin eşitliğini söylemiş oldum. O zaman dikkat ederseniz soruda AD ile de BD eşit çıktı. Yani bu üçgen de bir ikizkenar üçgen oldu. O zaman taban açıları aynıdır. Yani B açısı 50 ise A açısı da 50'dir. Alfaya da 80 derece kalır. Yakın önemiyle alakalı ilk soru. Yak mevzusuyla alakalı size şimdi arkadaşlar birkaç tane şekil göstereceğim. Size bazen üçgen bile vermeyecek. Orada biz yak varsa, yaka benzeyen bir şey varsa ikizkenar üçgen olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bakın mesela ilki bu. Şöyle düzelteyim. Şimdi bakın mesela bir dik ikiye bölmüş. Biz buna orta dikme de diyoruz. Adını da yazayım buraya. Bir orta dikme verildiğinde burada ikizkenar üçgen vardır diyeceğiz. Nasıl? Böyle bakın birleştirip aslında burada bir dik ikiye bölmüşse burada gizli bir ikizkenar üçgen varmış deyip ortaya çıkarmamız lazım. Yine aşağıdaki şekilde bakın. Bir dik ikiye bölmüş. Şurası var. O zaman ben diyeceğim ki diğerini de indireyim. Burada yine böyle bir ikizkenar üçgen varmış diyeceğiz. Sonra bakın böyle bir dörtgen, bunu özellikle benzerlik konusunda, açıortay konusunda ve dörtgenler konusunda çokça göreceğiz. O yüzden şimdi oraya yatırım yapmak adına bir koyayım dedim. Bakın bir dörtgen var. Açıortay dikkat ederseniz dik inmiş. O zaman ben burada ikizkenarı hatırlamalıyım ve bakın şekli tamamlıyorum ikizkenara. Gördünüz mü? Bu şekilde. Ve diyeceğiz ki aslında burada bir ikizkenar üçgen varmış. Hatta şöyle kenar ortayını da göstereyim. Gördüğünüz gibi, hatta geriye alayım yine. Şekli bir daha göstermek için. Bakın böyle bir yeşil dörtgen vardı. Açıortay dikti. Sonra burayı ben bu yaka benziyor diyerek ikizkenar üçgene tamamladım. Bu şekilde. Ve kenarların eşit olduğunu göstermiş oldum. Bu üç şekil karşınıza gelecek. En basitiyle hemen mesela göstereyim bakın. Şimdiki sorumuzda. Burada gördüğünüz gibi var. O zaman hemen ne yapacağız bakın. DE BC'yi hem dik kesmiş hem de ikiye bölmüş. O zaman BD'yi birleştireceğiz. Ve üçgenin ikizkenar olduğunu göstereceğiz. Yani BD ile DC önce birbirine eşit. Neden? DE BC'yi hem dik kesip hem ikiye böldüğü için. Çok tekrar ediyorum. Çok önemli olduğundan dolayı. Bakın şimdi soruda yalnız asıl mevzu şimdi başlıyor. Burayı gördük. Bundan sonra küçük açılardan başlayarak iki iç bir dış yapmak önemli demiştim. Şimdi onu göstereceğim. Nasıl? Burada x sorulmuş bize. Yalnız alakasız BD ile DC eşitliğinden yeni bir ikizkenar doğdu. Gördünüz mü? AB ile de BD eşit çıktı. Haliyle o zaman önce şunu yapalım. Şuradaki açıya ben bir x diyeyim. Tamam mı? O zaman ne oldu? Şu ufak açıya 48 eksi x kaldı. O kenarda dursun belki kullanırız. Sonra bakın iyi dikkat edin. X, x daha 2x. Nereye eşit? D açısına eşit. Çünkü iki tane iç diğer dış açıya eşitti. Aynı zamanda BD ile de AB eşit çıktığı için A açısı da 2x oldu. Güzel. O zaman ne oldu arkadaşlar? ABC üçgeninin dikkat ederseniz bütün açıları ortaya çıktı. X, 2x. Zaten kendisi 48'i vermişti. O zaman 48 artı 3x eşittir 180. 3x eşittir 132. X eşittir 44. Hem iki iç bir dış sorusu önemli. Hem de arkadaşlar gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen mevzusu var. Bir de burada hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Size şekli hemen bir sileyim bir önce. Bakın şimdi. Alakasız bir eşitlik verildiği zaman geometride bilin ki orada bir bağ kurulması gerekiyor. Bakın AB kenarıyla DC kenarı niye eşit verilmiş? Açı eşitliği kurasınız diye değil hemen. AB ile DC alakasız
İki üçgenin iki kenarı. AB, ABC üçgeninin bir kenarı. DC de EDC üçgenin iki kenarı. İki üçgenin iki tane ayrı ayrı kenarları eşitse açılardan bahsedemeyiz. Ancak burada AB ile DC'yi eşit vererek senden şunu bekliyor adam. Bak burada aslında gizli bir ikiz kenar var, onu görmelisin. Onu da nereden gördük? Böyle BD'yi birleştirerek. Bu şekilde ara ara arkadaşlar alakasız kenar eşitliği çıkacak. Orada yeni bir ikiz kenar doğuracağız biz. Yine yakın önemi ile alakalı bir soru arkadaşlar. Bakın şimdi AH hem dik kesmiş hem de ikiye bölmüş. Bu ne demek? Yükseklik kenarortay. O zaman ne eksik? Açıortay. Soruda biz yine de işimize yarası da yaraması da bir koyalım böyle. Bakın A açısındaki AH aynı zamanda açıortaydır. Bu ne demekti? Üçgen ikizkenar. Yani AC ile AB eşit. Bir üçgenin iki kenarı eşitse taban açıları eşittir. O zaman 50 olacak. Hatta açıortay olduğundan 25-25 bölecek. Böylece x de bakın ters açıdan yine x'tir. 25-90. O zaman x'e de 65 derece kalmış oldu. Böyle yine fena bir soru değil. İkizkenarın burası çok önemli olduğu için sadece bu videoyu arkadaşlar ikizkenara yani yaka ayırdım daha doğrusu. Yeni videoda muhteşem üçlüye geçeceğim. Devam edeceğiz. Görüşmek üzere.